Şimdi Musa, son bölümde de şu iki tane transfer haberi var. Bunu konuşalım. Dün ben yayında söyledim. İlkay Gündoğan çalışması var Galatasaray'da. Bilginiz olsun arkadaşlar. Beni de heyecanlandırıyor. Rafa Silva, İlkay, iki tane temas ettiğimiz 10 numara. Dün Adama Nagola'yı açıkladık Musa. Yani Varan konuşuluyor ama Galatasaray'ın hedefinde Adama Nagola var. Bunu belirtmiş olalım. Bugün Zambi Potnik santrafor pozisyonunda ve Gravenberch Liverpool'un orta sahası. Gravenberch isimleri yazılıyor. Şimdi ben Potnik'i açıkçası çok ihtimal vermiyorum. Ama Gravenberch Galatasaray'ın gündeminde olan, Galatasaray scout ekibinin olumlu rapor verdiği, Okan Buruk'un onay verdiği bir isim. Eğer ki Liverpool bu ismi göndermeye sıcak bakıyorsa, ki orada çok da beklentileri karşılayamadı, kesinlikle ve kesinlikle kaçırmamamız, ikna edebiliyorsak getirmemiz gereken bir isim. Böyle tam aradığımız iki yönlü orta saha Musa. Box to box. Hem senin ceza sahanın önünde hem rakip ceza sahanın önünde üretebilecek bir futbolcu. Zaten hepimiz diyoruz yani Grombek, Gravenberch bazı isimler var. Galatasaray'ın çok uğraşıp da transfer edemediği isimler. Gravenberch de bunlardan biri. Merkez orta saha 6-8 numarada oynayabiliyor. 21 yaşında Musa, çok genç bir çocuk. Premier Lig'e adaptasyon gösteremedi. Sağ ayaklı, 1.90 fizikli bir futbolcu. Musa, o fiziğine rağmen, cüssesine rağmen çabuk bir futbolcu. Bunu da belirtmiş olalım. Bu sezon 34 maç, 3 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koydu. Aslında çok kötü de bir performans değil. Sadece Premier Lig'de Musa biraz etkisiz kaldı. Yani gol ve asisti yok. Tam anlamıyla Galatasaray için aranan kan olur. Kiralık veya bonservisiyle olursa muazzam bir başarı derim. Galatasaray'ın gündemindeki isim Musa. Yaşı kaçtı bunun? Ben yaşına 21. diyorsun. Efendim? 21. Hemen alırım. Hemen alırım. Hemen bugün alırım. Hemen. Abi bak, 21 yaşındaki adam bana şunu veriyor. Bunun garantisini veriyor. Ya büyük böyle haddinden fazla rakamlar vermediğin sürece 21 yaşındaki adama zarar etme ihtimalin %0. 3 kere kiralık gönderirsin, 2 kere kiralık gönderirsin, bir de satış gerçekleştirirsin, gene kurtarırsın. Ama 30 yaşında al, 4 milyon sözleşme ver, adam gitmek istiyor ya, 5 senede sözleşme yap, adam gitmek istemiyor, nasıl göndereceksin? Bir de katkı da veremiyor, bir de yabancı kontenjanını da dolduruyor. Olmaz. Hemen sana Evet. satmıyorlar ki bu demiş. İşte alacaksın abi, hemen alacaksın. Hemen Bu adamın hemen diğer alacaksın. kulübünden getirmek kolay değil demiş. Ah ah. Keşke gelse. Ama iki Abi yabancı olduğu için Gravenberch. arkadaşlar yazmış da Musa patates mi alıyorsun diyor. Hemen alacaksın mantığı şu. 21 yaşındaki oyuncu sana uygun rakamları varsa bu Gravenberch olur veya Emil Brevik olur. Bu tarzda adamları kaçırmayacaksın. Musa, bu arada şartlar ve pozisyona göre gelecek sezon Kerem Demirbay'ı 10 numarada kullanabiliriz. Ki Şimdi bak. kariyerinde 10 numara pozisyonda çok fazla oynamışlığı var. Yanlış hatırlamıyorsam Leverkusen'de de 10 numara pozisyonda oynadı. Çok fazla oynamışlığı var. Bunu belirtelim. Musa Bey, Tarık Çamdal'ı genç yaşta almadık mı demiş. Tamam, BB cevap veriyorum. 1935 böyle 8 numarayla gelin bize. Endidi gibi 6 numara değil demiş. Cevap vereyim. Tarık Camdal'ı yerli rotasyonunda, yerli kuralından kaynaklı çok büyük rakamı aldın. Çok büyük bir sözleşme verdin. Rakiplerinin önüne geçmek için çok büyük bir sözleşme verdin. Tarık Camdal bize geldi, yatmaya başladı. Ona o parayı verecek takım çıkmadı. Öyle bak Mesut'cum. Metin, Evet, pardon. Metin. değerli arkadaşlar, sizlerden ricamız son kez yayını beğenmeniz,
Bir de Vipotni'yi konuşacağız. Sefane demiş ben geride kalmışım. 5 dakika geriden yorum yapıyormuşum demiş. Daha iyi sağlam olur daha geriden iyi. Gelirken. Hayır seneye evet. Demirbay bu takımda ancak yedek olur. 10 numara için Rafa veya Kristi Palas'tan Eze demiş. Şimdi Musa Vipotni'ye geçelim. Fransızlar Galatasaray'ın bordo forması giyen Sloven golcünün peşinde olduğunu iddia etti. Aslında çok yetenekli bir futbolcu Musa Vipotnik. Seneye zaten Icardi kalacak. Sözleşmesi de devam ediyor. Ama Vinicius olmayacak yani. Orası kesin. Vinicius olmayacak. Galatasaray santrafor bakıyor. Ama Vipotnik çok genç rookie yani çaylak diyebileceğimiz bir oyuncu. 22 yaşında. 1.85 boyu var. Sağ ayaklı bir oyuncu. Musa hani şöyle olsa isterdim. Bir tane daha iyi bir santraforun olsa bu çocuğu isterdim. Hani bu da rotasyonda bulunsun derdim ama şu haliyle Icardi'nin daha güçlü bir alternatifle mesela benim kafamda abartmıyorum Musa şey var yani Sörlöt var. Sörlöt tarzı daha kendini ispatlamış bir santrafor var. Çünkü hani biz Manchester United gibi City gibi takılmalıyız. Liverpool gibi takılmalıyız. Ha onların aldığı oyuncuları alamayız ama Icardi'nin yanına kariyer olarak Icardi'ye nispeten yakın bir oyuncu koyup onları rekabete sokmalıyız. Vipotnik böyle bir oyuncu değil. Genç potansiyelli bir futbolcu. 34 maç, 8 gol, 2 asist. Belki ileride çok daha farklı bir oyun oynar. Çok daha farklı bir futbolcu olur. Bilemem. Ama şu an çaylak oyuncu riskine girmeyi kendi adıma, Galatasaray adına daha doğrusu doğru bulmuyorum. Getir buraya bir slot. Ne bileyim atıyorum Muriç getir. Kaliteli yani kendisini ispatlamış daha şey bir oyuncu isimli bir oyuncu getir. Icardi'nin yanına koy. Icardi rekabet etsin. Icardi'deki en büyük problemimiz şu an için bu Musa. Icardi ile rekabet edebilen bir santraforumuz yok bizim maalesef. Bak Fenerbahçe'de Çeko Batshuayi var. Rekabet var orada ama bizde rekabet yok. Icardi'de rekabet yok bizde. Şimdi burada seninle ayrılıyorum genel ağırlıklı olarak. Ha, bu tarz oyuncu yani Vinicius'u gördük. Yani o yaş kategorisindeki bir oyuncuyu getirip de Icardi'ye yedek koymayacaksın. Ya Eyüp'ün bahsettiği gibi böyle Batshuayi tarzında bir oyuncu getireceksin ama Batshuayi tarzında oyuncu getirdin mi? Bak mesela Fenerbahçe'nin en büyük handikapı ne biliyor musunuz? Gözükmeyen handikapı aslında. Mesela performans anlamında ben Dzeko'yu oynatmam. Batshuayi oynatır. Ama İsmail Kartal bunu kesemiyor. Bak bu Eyüp'ün az önce gösterdiği o isim yaşı olarak da Icardi'nin arkasında Icardi'den sonra forveti alabilecek bir oyuncu. Ben bu tarz oyunculara diyorum ya hani benim için çok daha değerli. Tabii ki tek başına o da değil. O oyuncu iyi çıkmazsa seni geriye sarar. Icardi'yi rahatsız eden bir forvetin olmazsa seni geriye sarar. Sen şey yapamazsın. Katkı alamazsın. Vinicius oynuyor ama Vinicius da değil mesela. Vinicius'un hem yaşı var hem de Icardi'yi zorlayamıyor. Icardi sakatlandığında bile Vinicius birinci forvet olamıyorsa kusura bakma yani oradaki transferin yanlış olduğunu gösterir yani. Bunu söyleyeyim. Eyüp abi senin favori adam da olur Hacı Wright. Kesinlikle Hacı Wright'ın da uygun bir profil olduğunu düşünüyorum. Soner Yücel İsmail Kartal Dzeko'yu kesecek ağırlığı yok demiş. Muhteşem yorum ben hep söylüyorum. Ki Fred'den fırça yiyip açıklama yaptı yani. Mesut Işık bence bizim yıldız bir 10 numara ihtiyacımız var. Onunla ilgili zaten şu an İlkay Gündoğan ve Rafa Silva çalışmaları var arkadaşlar. An itibariyle İlkay'ı da bir adım önde görüyorum Musa. Yani Barcelona'da gelecek sezon olmayacak ve menajeri kendisi Galatasaray'da oynamaya gerçekten sıcak bakıyor. An itibariyle Leon Gürgeç Vedat Ruhunkum. Evet. Bir soru sorabilir miyim? Buyurun Musa Bey. TFF seçimleri falan konuşuluyor ama transferlerle alakalı soracağım. Yani yabancı kuralıyla alakalı bir çalışma var mı? Mesela
yabancı kuralını serbest bırakan TPP başkan adayının ben bir adım öne çıkacağını düşünüyorum. Yani tamam, var mı böyle bir şey? Kulüpler istedi 12. Yani kadroda 12 yabancı olsun, sağ içine karışmayın dedi. Kulüplerin istediği bir şeydi bu. O yüzden yani yabancı kuralında bir değişim beklemiyorum ben yani. Sefa bu sene niye gelmedi? Emekli ikramiyesi almaya buraya gelmesin demiş. Mesut Işık, Rafa Silva daha doğru bir tercih olur demiş Musa. Açıkçası yani ben çok böyle şey bakmıyorum arkadaşlar. Kindar mı denir ona? Hani kindar bakmıyorum. Yani geliyorsa gelsin. Galatasaray'ın İlkay Gündoğan'a hayır deme lüksü yok ki Mertens etkisi yaratır Musa. Yani Mertens'i gönderip oraya İlkay'ı çekersen iki sezonda ondan kat kalırsın. Ciddi kat kalırsın. Abi, İlkay bu sene gelmiş olsaydı bugün kadronda İlkay ile Mertens olmuş olsaydı sen şampiyonlukla ilgili bir tık daha değil 5 tık daha öne çıkardın. Bak İlkay çok büyük bir fark yaratırdı. Ayrıyetten de ya ben hala aynı fikirdeyim ama onu uzatmayacağım. İlkay gelebilecek imkanı varken Galatasaray'ı tercih etmeyip Barcelona'yı tercih eder. Ben buna hani politikada saygı duyarım, profesyonellik derim ama çıkıp da Galatasaraylılara da habire sinyal çakmayı da doğru bulmam yani. Ya onu yapma ya onu yapma. Evet, canlar Icardi kalırsa veya giderse iki farklı senaryoya göre forvet alınmalı demiş. Katılıyorum. Yani Icardi kalırsa giderse değil, Icardi gitmez yani. Icardi'yi tutacağız takımda. Onu söyleyeyim. Yiğit Kaydırak Eyüp abi, kaç yerde Thomas Müller ismi ortaya atıldı? Senin bir duyumun var mı? O da listede. Ama ben artık İlkay'ı bir adım önde görüyorum sevgili arkadaşlar. Bana gelen istihbarat, bana gelen bilgiler bu yönde. Peki yayını bitirelim. Musa Yıldız'ın da Derin Haber 1905 kanalında birazdan canlı yayını var. Sizleri çok seviyoruz değerli arkadaşlar, değerli dostlar. 2 dakika sonra Derin Haber 1905 kanalında Musa Yıldız'ın yayınını da izlerseniz seviniriz. Akşamki yayınlarda görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.